Arkadaşlar şimdi HTTP Client modülünden bahsetmek istiyorum. HTTP, HTTP Client modülü vasıtasıyla API'lerinize, servis ortamlarınıza yani istekte bulunup oradaki datayı tüketebiliyorsunuz. Yani kısacası HTTP, GET, POST, PUT, DELETE, e, PATCH gibi operasyonları gerçekleştirebiliyorsunuz. Benim bu tip eğitimlerde kullandığım bir API'm var. northfieldapi.azurewebsites.net API products adresinde. Şuradaki adreste. ürünlerimizde yani API, API, API'deki ürünlerimize ulaşabiliyoruz. Dikkat ederseniz API'ye bir array döndürüyor. Bir product array döndürüyor. Şuradaki gibi. Burada bir kategori ID, product ID, product name, quantity per unit... Unit price, units in stock gibi değerleri döndürüyor arkadaşlar. Aynı şey kategoriler için de geçerli. Onu da daha sonra kullanacağız. Şimdi gelin bu sayfaya istekte bulunalım. Bu API'ye istekte bulunalım. Ve ürünleri sayfamızda listeleyelim. Bunun için bunun için arkadaşlar uygulamamı açıyorum. Uygulamamda APP modüle gitmem gerekiyor. HTTP Client modülü kullanılabilmesi için öncelikle APP modülü de onun import edilmesi gerekiyor. HTTP Client modül şeklinde. Bunu şöyle at angular altında, common altında, HTTP altında bulabiliyoruz. Bu sadece HTTP Client modülündeki <laughs> nesnelere erişebilmemiz için. Aslında bakarsanız şu an buraya import yazmış olmanız bir anlam ifade etmiyor. O bizim sadece onu import edebilmemizi şu şekilde sağlıyor. Import sekmesindeki yani dizisinde tanımlı modüller başkalarının yazdığı ama bizim uygulamamızda kullanmak istediğimiz kısacası import etmek istediğimiz modülleri içerir. Yani onlarda exportla tanımlanmış bir class varsa onları kullanabiliyoruz import'un içindekileri. Bu çerçevede bizim öncelikle bunu eklememiz gerekiyordu ve birinci adımı gerçekleştirdik. Sonrasında ben buraya bir adet product nesnesi oluşturdum. Product nesnesini az önce kayıda başlamadan önce oluşturmuştum. Sileyim, tekrardan oluşturayım bunu. Product'ın üzerinde sağ tıklayıp generate class dediğimizde burada hemen product nesnesini oluşturuyorum. Peki product nesnesinin içerisinde neler var? Onlar da API'mizdeki aslında kolonlar diyelim. Hemen onları buraya ekliyorum. Çünkü buraya map edilecek. Yani oradaki dönüş tipi ne buraya uydurmaya çalışacağız. Buna mapping diyoruz. Hemen bunun için öncelikle product ID ...Product ID'yi veriyorum. Product ID bir number. Kategori ID'yi veriyorum. O da bir number. Product Name'i. O bir string. Quantity Per Unit diye bir alanımız var. Bu ürünler hakkında... E, ...özet bilgi. Örneğin bir pakette kaç kilo, kaç tane olduğu bilgisi. Unit Price alanımız var. Bu da para e, değeri yani number number e, bir de neyi onu, koymadım ben buraya product name'i quantity per unit unit price bir şey daha olacak quantity per unit unit price evet units in stock koymamışım units in stock bu da stock adedimizi verir o da number. Orada yazıldığı gibi genellikle öğrenciler şu quantity unit ve özellikle şu units in yanlış yazıyorlar. Aman ona dikkat edin lütfen arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Ben artık bir istekte bulunacağım bu modüle. Hemen şöyle kaydedilmemiş bir şey kalmadığından da emin olun. Save all yaptım. Şu ikisini kaydetmiş oldum. İkinci aşama product komponentimize geliyorum arkadaşlar. Ben product componentimden buraya istekte bulunacağım. Yalnız burada ufak bir parantez açmak istiyorum. Buraya yazacağımız kodlar, şimdi yazacağım yani o HTTP clientini tüketeceğim kodlar aslında servislerle tüketilmesi gerekir. Servislere gelmedik. O yüzden hani onları biliyorsunuz, duymuşsunuzdur ama hoca neden bunları buraya yazıyor gibi serzenişte bulunmayın diye açıkçası... Ben bu bilgiyi vermek istiyorum. Biz daha sonra buraya kendimiz ekliyor, buradaki kodları alıp servise taşıyor olacağız. Şimdi HTTP Client modülündeki HTTP Client sınıfını biz kullanıyor olacağız. Öncelikle onu şöyle bir import etmemiz gerekir kullanabilmek için. İsimlendirme standart, kod yazma standartlarına da uyuyorum. Böyle bir boşluk bırakmak gerekiyor. TSLint uyarır. Bu arada e, TSLint ile ilgili hani çok fazla, bakın burada çift tırnaklar var. Bunu Generator üretti. Böyle altını çiziyor olabilir sizde. O yüzden ben de şöyle bir şey yaptım. Şuradan Lint'i sizi rahatsız ederse diye. Şöyle bulun. Onu, bakın bende Disable durumda. Kapalı yani. Siz onu Disable edebilirsiniz. Sizde açık olabilir. Eğer isterseniz, altı çizili görmek istemezseniz. Şimdi HTTP client'ını hemen import ediyorum. Nereden? At Angular altında HTTP altında pardon common altında common altında HTTP. Biz bu işlemi Angular'ın ilk versiyonlarında yani 2, 3 ve hatta 4'te şey yapıyorduk. Yani HTTP'yi daha aktif kullanıyorduk ama sanırım 4 ile beraber HTTP client'ı 4'ün sonraki versiyonlarında yanılmıyorsam getirdiler. O yüzden HTTP client'ını da e, HTTP client'ını artık kullanıyoruz. E, HTTP birazcık daha eski kaldı. HTTP client'ın çok güzel özellikleri var. Onları da size anlatıyor olacağım. Şimdi peki ben bu HTTP client'ını nasıl kullanacağım? Uygulamamın içinde. Sadece import ettim. HTTP client'ı da bir servistir arkadaşlar. Servisler Angular'da. Şöyle constructor'ın içerisinde dependency injection yöntemiyle oluşturulurlar. Burayı bu şu an kurduğum cümle sizin için çok anlamlı olmadıysa hiç önemsemeyin arkadaşlar. Çünkü burayı yani servislerde daha net anlayacaksınız buradaki kullanımı. O yüzden dediğim gibi burayı önemsemeyin şu an. Ben burada gelip get products isimli bir metot yapmak istiyorum. Get Products şeklinde. Bunun içerisinde gelip ürünleri doldurmak istiyorum. Yalnız ürünleri doldurduğum zaman benim bunu Viva taşımam lazım. Yani HTML'e taşımam lazım. E hatırlayın title'ı nasıl taşıdıysak. E demek ki ben bir adet product ereği tanımlarsam onları gönderebilirim. Yalnız şöyle şöyle bir şey yapacağız yani şimdilik product array. Bu arada e, Visual Studio Code tamamladı beni. Şöyle product yazınca buraya import ekledi. Eğer sizde eklenmediyse aman dikkat edin. Burada import olması lazım bunun gelebilmesi için. Şimdi products şu şekilde yazıyorum. Bunu daha sonra daha farklı yazacağız ama. E, HTTP Client dönüşleri aslında React e, kütüphanesini kullanıyor. O da bize bir observable array döndürüyor. Şöyle ki Observable'ın çok güzel e, özellikleri var. Bir e, abonelik sistemi gibi düşünün. E, i̇şte örneğin siz e, bir dergiye abonesiniz. Derginin yeni, e, yeni sayısı çıktığında siz işte bundan bir şekilde haberdar ediliyorsunuz vesaire gibi özellikleri var. Ama bunlar Angular konusu değil. E, bunun için bir araştırma yapabilirsiniz. Evet onu da import ettim bu arada. Dikkat edin ampulü kullandım. Yani burada... Rx .js, React .js e, RxJS, ReactJS'e Observable importunu gerçekleştirdim. Şimdi get products'ın içerisinde ben artık çağrımı gerçekleştirebilirim. Ne ne yazacağım burada? Diyeceğim ki this. products. Angular'da arkadaşlar ya daha doğrusu TypeScript'te metodun dışındaki bir nesneye erişmek için this keyword'ünden yararlanıyor. this.products eşittir Peki çağrıyı nasıl yapacağız? Bakın şöyle. Diz nokta tipi yani şurada Constructure'da yazdığımız diz nokta tipi nokta get diyerek buraya istekte bulunuyoruz. Peki bana gelecek data e, hangi formata bürünsün? Sonuçta oradan bir response geliyor. Gelen datayı bu işte çok güzel HTTP client'ta. Gelen datayı bana bir product ereğine dönüştür. Dolayısıyla diz nokta products'a da atamış oluyoruz. Generic bir kullanım. Burada bir parantez açtığımda bakın URL'i soruyor bana. URL'in neresi senin diyor. Ben de URL'imi bu arkadaşa veriyor olacağım. Şurada çift tırnak tek tırnak tek tırnağımı hazırladım. Geldim URL'ime. Şu URL'i çektim. Kopyaladım yani. Oraya bana istekte bulun. Normalde bu adresi de yine farklı yöntemlerle yazabiliriz. Şu an onunla odak ona odaklanmıyorum. Sonra bunlara bakmak isterim. ...bunlar daha sonra daha dinamik hale getirilecek. O da bizim için bir to do olsun. Yapılacak iş olsun. Evet, güzel. Bakın, bu işlemi de gerçekleştirdikten sonra... ...artık ben e, buradaki products'ı doldurabilirim. E tabii, get products'ı oluşturdum ama çağırmadım. ng-oninit'te, yani uygulama açıldığında. ng on init, arkadaşlar, bakın on init isimli bir interfeysi implement eder, nesneyi implement eder. Biz bu da uygulamanın load eventi gibi. Yani yük, ilk açıldığındaki eventi gibi düşün. Zaten on init yani on e, initialization. Orada diz nokta get products'ı yani bunu çağırdığımızda ...ve ürünler de dolmuş olacak. Kaydet, kaydetmeyi unutmayın. Şurada kaydedilmemiş bir şey kalmasın. Şimdi artık ben bunları ekranda göstermek istiyorum. Burada komponentime html'ime geliyorum. Artık şu product-works'e e ihtiyacım yok. Ben burada bir tablo kullanacağım. Şöyle tabloyu açtım. Şöyle bir tr yazıyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle ki, ben ürünlerimi tr'lerin içerisinde göstereceğim. Yani her ürün için bir tane tr oluşacak. Her ürün için bir tr. Yani tr satır demek, table row demek. Ama ben bunu her ürün için bir daha bir daha yapacağım. İşte bunun için Angular'da ng4 denilen bir tane döngü var. Bu şu demek şart sağlanana kadar şart sağlanana kadar tr'yi tekrarla demek. ng4'u kullanıyoruz bu noktada. ng4'un NG4 kullanımı da oldukça basit. Hemen burada let item of products. Yani her bir item için yani ürünlerdeki her bir eleman için item ismini item Mesela product da olur ne isterseniz ee, Her bir elemana bu ismi veriyoruz ve bu tr'yi açılış ve kapanışını Yani ng-for'da Döngü Açılış ve kapanış yani bu tr'yi tekrarlar Yani kısacası siz bunun içerisine Artık bu tr'nin içerisinde bu product'a erişebiliyorsunuz demektir Ben buraya bir tane td Koyuyorum Aslında 6 tane td koymak istiyorum neden? Çünkü... Hatta şurada yazalım. Ee, çünkü 6 tane kolonum var. Bunu da şöyle küme parantezinin içerisinde... 2 tane küme parantezinin içerisinde... Mapping yapıyoruz. Daha önce... Title için yapmıştık bunu hatırlarsanız. Öncelikle... Product ID için. Şimdi geliyorum bunu bir kopyalıyorum. Şöyle sonra... 2, 3, 4, 5, 6... 6 kere td oluşturdum. Biri product id için, biri kategori id için. Ee, diğeri product name için olsun. Unit price için bir tane olsun. Quantity per unit için bir tane olsun. Bir de units in stock için. Units in stock için olsun. Şöyle kontrol s ile de yine kaydetmeyi unutmuyorum. Evet View menüsünden Integrated terminali açıp uygulamamı çalıştırıyorum. Bir hata varsa da düzeltiriz. Şöyle View menüsünden Integrated Terminal. Sizde uygulama yayında olabilir. Yeni modül eklediğiniz için hani bir uygulamanızı yeniden açmanız gerekebilir. Buraya gelip Ctrl C ile eğer yayındaysa. Ben her gün yeni bir kayıt yaptığım için tekrarlıyorum. Bir daha bir daha yayına almam gerekiyor her gün. Kapalı oluyor çünkü. Sizde bir kapatıp Ctrl-C ile Yes yapıp buraya geldiğinizde Ctrl-C zaten sorar durdurayım mı? Yes Enter yapıp, Y yeah, Enter yapıp tekrardan ng-surf-open diyebilirsiniz burada. Evet uygulamamız açıda dursun. Bakalım ürünlerimiz tek atışta geliyor olacak mı? Evet bak, baktığınız zaman ürünler gelmedi. Peki böyle bir durumda ne yapacağız? F12'ye basacaksınız. En büyük yardımcınız F12 olacak. Şöyle bakın hata var. Şöyle yukarıya çıktığınızda ne diyor? Cannot find a differ supporting object. Evet şurada şöyle bir problem oluştu. NG4 için. Neden? Çünkü orada biz hatırlarsanız şey döndürdük. Bir observable döndürdük. Hata da zaten onu söylüyor. Yani diyor ki ng-for'da sen observable'ı döndüremezsin. Şöyle bir durum oldu arkadaşlar. Ben bunu bu kodu hep servislerde yazdığım için hep serviste yazar gibi yazdım. Bunun bir observable değil. Çünkü ng-for'da kullanacağım. Normal bir product olması gerekiyor. İkisini birlikte yazmış oldum yani. O yüzden o kısmı observable array, nesneyi unutun. Orada buradan dönüş bir observable product array olur şu getten dönen değer. Öyle bir e, bizim gönderdiğimiz product array türünde bir observable e, olacaktır. Dolayısıyla bizim burada o gelen sonucu sonuca subscribe olmamız gerekiyor. Burada da diyorum ki işte response için şöyle bir parantez açıyorum. Şöyle görün diye şunu da aşağı yazayım. Response için this products eşittir işte response'un res'i şurayı da yazmaya gereğim, gerek kalmıyor. Evet şu şekilde. Yani biz normalde bu kodun bir kısmını serviste bir kısmını burada, ya, burada yazmamız gerekiyor ama anlaşılır olsun diye hani servislere girmemek adına böyle yazdım. Şimdi bir tekrar yapmak istiyorum burada. O da şu bir product array'i oluşturduk. HTTP get ile product array'e map edecek şekilde bir observable product array'i döndürdük. Ona subscribe olduğumuzda aslında observable'ın çıktığını düşünün. Normal artık product array'e dönüşüyor. Dolayısıyla burada gelen sonucu, sonuç için this.products'ı res dediğinizde observable'dan kurtulmuş oluyorsunuz. E bu çerçevede artık uygulamamızın çalışması lazım. Kayıt, kaydedildiğinden emin olun kaydedilmemiş bir şey kalmasın ki geldiğimizde de ürünlerin bu şekilde geldiğini göreceksiniz. Tabi gelen data Biraz e, şu an çirkin, nedeni henüz Bootstrap uygulamadık. Şöyle tabloya gelip bir class veriyorum, o da table classı. Şöyle kaydediyorum yine. Bunu yaptığımızda artık çok daha şık bir görüntüyle karşı e, karşılaştık. Evet, daha sonraki çalışmada kategorileri de aynı mantıkla getirelim. Sonrasında e, daha farklı işlemlere geçmiş olalım.